eğri eğri doğru doğru yemek yemeden coğara mı içiyorsun kardeşim yapma gözünü seveyim yapma merhaba hoş geldiniz ey ahali ey bk language ailesi hepinize iyi akşamlar mutlu ramazanlar huzur dolu şöyle rahmetli neşet baba ne güzel demiştik garibasının coğarasına ya değil mi bir de şey de diyordu hanım evde tuzluyor herifin yüreği cız diyor. Değil mi? 3 dakika sonra başlıyoruz dersimize. Allah'ın izniyle ses kontroller yapıldı. Evet güzel geliyor ses tamam. Bence. Sayın Apo her şey yolunda mı? Reji ses ver. Hoş geldiniz tekrardan. Hepinize iyi iyi akşamlar. Müthiş enerjiyiz bugün. Hissediyorum bak aldım enerjiyi. Tüyler diken diken hocam. Bak tüyler diken diken şu anda enerjiyi verdiniz bana. Teşekkür ederim. 30 geçe dersimde başlayacağız. Ders başlamadan önce lanet olası motor buradan motoruna 3000 liralık motoruna egzoz takan herkesi kınıyorum. Camı kapatacağım. Bekleyin. Hoppa geldi Her şey yolunda diyor reji. Hazırız diyor. Kalkışa. Evet kalkışa hazırsak kalkışlar yapılsın abi. İyi akşamlar. Hepinize iyi akşamlar. Size akşamlar. Teşekkür ederim. Evet. Şöyle açık tutacağız. Harika. Ya ne na, yap nasılsınız ya? Çılgınlar. Görüşmeli çok oldu. Nerede müptezel var? Yine doluştu bütün. Cennetten kovulanlar burada değil mi şu anda? Tam kadro. Cehennemin locası burada yani. Hey gidi be. Ne yayınlar yapardık eskiden. Ah eski günler değil mi? Eskiler mi güzeldi? Biz mi eskiden güzeldik? Hayırlı Ramazanlar Sayın Çelik. Teşekkür ederiz. Evet. Az sonra şu anda arkadaşlar benim 15 Ocak online grubumdasınız. Buradaki arkadaşlarla bizim sondan birinci dersimiz bu. Bir sürü konu işledik. Bir sürü şeyler anlattık onlara. Bu benim sunum dosyam online eğitimde kullandığım bunu da çalabilirsiniz. Sıkıntı yok, problem yok. Dediğiniz gibi. Bir sürü konu işledik, bir sürü şey anlattık onlara. Mükemmel bir e, ilerleme kaydettiğimizi düşünüyoruz. Tabii ki yaptıkları ödevlere bakılınca anlaşılıyor bu yaptığımız şeylerin hepsi burada zaten. Bir sürü şey yaptık. Şimdi e, benim grubumun bana bazı soruları var. Böyle en alta bir inelim. Dediler ki ya hocam bizim biz şunları falan bir tekrar darma etsek dediler. Ben de dedim tabii ki. Tupac var tabii. Benim sunum dosyamda Tupac olmaz mı? Sagopa Kajmer'i de koyacaktım ama Teko gibi durmayalım dedim. Ben Tupac koydum ne yapayım daha havalı geldi. Evet Evet sayın 15 Ocak grubum hoş geldiniz sayın arkadaşlar. Sondan birinci dersimiz bunun için üzgün müyüz? Hayır çünkü biliyorsunuz ki bizler dersler bitti diye sizi hayatımızdan çıkaran tiplerden o müptezellerden değiliz. Bunun mesajını zaten daha önce size vermiştim. Üzüntülü müyüz artık canlı derste buluşamayacağımız için olabilir. Bir üzüntü mevcut bir keder gam var üstümüzde yok değil ama bu son değil tabii ki biliyorsunuz. Ben geçen seneki Ocak grubumdan bile hala öğrencilerimle muhatap olup konuşuyorum. Onlara yardımcı olmaya çalışıyorum zaten. Bana her zaman bu eğitim biten bir şey değil biliyorsunuz. Bana her zaman zaten gruplarınız kapalı kalmıyor. Derslere de zaten ulaşabiliyorsunuz. Dilediğiniz kadar izleyip gerekirse istersen git seneye sıfırdan tekrar başla bu elinde bulunan paketle. Kendi grubundan beni etiketleyip bana dilediğin soruyu sorup bana ödevlerini tekrardan yollayabileceğini biliyorsun. Sayın 15 Ocak grubum. Şimdi bazı arkadaşlarımızın soruları vardı. Hocam şu be able to nedir diye. Şuna bir e, inceleme yapalım. Biliyorsunuz biz be able to'yu aslında ken yardımcısını anlatırken size eşantiyon olarak anlatmıştım ben şu ken yardımcısını hatırlarsınız. Kendisinden sonra gelen ifadeye ebilir, abilir anlamı katıyor demiştik. Hatta bizim şu mekmaklı listemizden e, bir şey kullanılmak istiyordu. kenden sonra işte go olur, have olur, do olur, say olur ve bu mekmaklılara, bunlar zaten sizin elinizde var. Bu mekmaklılara, ebilirabilir anlamı katıyordu. Be able to dediğiniz zımbırtı ise bunun abicim daha esnek, daha nadir kullanılan bir versiyonu gibi düşünün. Çünkü neden esnek? Şimdi ben karşımdaki insana babacım, bak I can speak English dediğim zaman ben İngilizce konuşabiliyorum demiş oluyorum. Peki ben İngilizce konuşabileceğim ileride inşallah. 2 ay sonra. Veyahut da ben İngilizce konuşabildim. Yuppi. Mülakatı geçtim. Yapabildim. Konuşabildim. Diyeceksem. Ken kullanamıyorum. Çünkü Ken bu konuda zaman hususunda bana esneklik sağlamıyor. Değil mi? Bu esnekliği işte Be Able to ile kapatıyorsunuz. Ama baştan peşin peşin söylüyorum. Bu Be Able To senin böyle her gün kullanmak zorunda kalacağın bir yapı değil. Dediğim gibi buradaki Be'yi Hatırlarsanız ben B'yi de anlattığımda söylemiştim. B'yi biz nasıl e, çekimliyorduk? Ya M is R olarak ya da vaz olarak ilk etapta böyle söylemiştik. Çünkü B kendi başına bir zaman bildirmiyor. Adama kalkıp gidip ben öğretmenim kardeşim ben mühendisim derken IBM engineer falan aman diyeyim hocam. Ne yapacaksın ya I am diyeceksin hali hazırda hala mühendissen ya da emekli olmuşsan eskiden mühendistim Ben kardeşim bizden geçti o işler diyeceksen de I was diyordun ya buradaki B'de de Aynı şey. Bu B'yi B olarak kullanmayacaksın çoğunlukla. Mesela dedim ya ben bir mülakata girdim. İngilizcem yarım yamalaktı. Biraz tarzancaydı. Ailem veya arkadaşlarım bana soruyorlar. E ee, kardeşim ne yaptın hani mülakata girdin de ne oldu? Ha koçum. I was able to speak English. Oğlum İngilizce konuşabildim lan. Yapabildim. Bak bu ebilmek abilmek anlamını kendi geçmişi alamıyordum. Ama bak be able to ile alabildim. Değil mi? I was able to speak English. Ya da olmadı kardeşim yani denedim olmadı. Çabalarımın sonu nihayete varamadı. Ben hüsrana komşuyum. I wasn't able to speak. Konuşamadım oğlum heyecan yaptım. Karşıma lavuğun biri çıktı. Aman ya Rabbi. Yani lavuk 2 metre. Kaslı mastı bütün özgüvenimi kırdı. So bu yüzden de I wasn't able to speak. Konuşamadım baba yapamadım, beceremedim gibi kullanabilirsin. Başka nasıl olur? Bu tarz şeyler böyle hani I am able to speak English ben İngilizce konuşabiliyorum falan. Bu tarz şeyler kardeşim yok. Yani bak bunu duymayacaksın. Tamam mı? Yani çünkü şu kadar uğraşa gerek yok. I can speak English diyebilirsin. Aynı şey. Ya kimse sana kalkıp uzun uzadıya böyle I am able to speak English falan demeyecek. Adam gelecek buraya, şak diye I can speak English. Ben konuşabiliyorum tabii ki de canım diyecektir. Tamam. Be yani be able to böyle am able to ile çok fazla duymayacaksın. Başka ne olabilir? Mesela I will be able to speak English. Değil mi? Ben İngilizce konuşabileceğim. Bak Ece Kacak değil miydi Bil? Bundan önceki konumuzdu bizim. Kenden bir önceki konumuz. Ece Kacak'tı. E, be able to da ne oluyor lan? Ebilir değil mi? E, ben yapabileceğim. Konuşabileceğim. Neden? Çünkü FK'dayım. Fercan hocam var burada. İçinden geçeceğiz biz bu İngilizcenin. I will be able to speak English. Konuşabileceğim. Yes. Tamam. Veyahut da işte ee, atıyorum tribüncüsün böyle koşturuyorsun falan. Ceza almıştın. Ceza almıştın. Tamam mı? Gidemiyordun 6 aydır ve cezan bitiyor. Bir dahaki ay. I will be able to join you next month. Abi bir dahaki ay size katılabileceğim. Bak size kat... ne oluyor oğlum bir düz dur. dur. Size katılabileceğim ya gelecek ay. Yes cezam bitiyor gibi. Ken'le de Ken'le bunları yapamadığın için bir able to bizi burada kurtarıyor. Tamam burada önemli olan husus bir. Bunu çok fazla kullanmayacaksın bunun farkında ol konuşurken. İki B'yi sakın ha böyle şak diye I B U B diye aman diyeyim kardeşim. Bak Kur'an çarpsın bozuşuruz. Yemin ediyorum bozuşuruz. Yani saldırırım sana. Öyle şeyler yapma. Emizar olur be. vaz olur. Will be olur. Maybe olur. Olur da olur. Tamam. Be'yi çekimlemeden kullanmayacaksın babuş. Tamam. Be able to dediğimiz olay bu. Zaten şu able dediğin şey aynı zamanda İngilizce'de bir ektir. Mesela do yapmak. Doable gayet yapılabilir. Arkadaşına diyorsun kanka bugün işten çıkınca eve yürüyelim mi lan? Vallahi bir düşüneyim. Walk yürümek. Walkable. Yeah it is walkable. Gayet yürünebilir bir mesafe. Ebilir abilir anlamı katıyor zaten. Ible. Tamam. Ondan sonra diğer bir sorumuz. Benim sayın 15 Ocak grubu pıtırcıklarımdan. Sevgili öğrencilerimden. Hocam headbatter neden genellikle yanında or işte or else ya da otherwise ile kullanılıyor diye sormuşlar. Öncelikle şunların anlamını bilmemiz şart. Bunlar yoksa demek. Gayet tehditvari bir konuşma yapacaksan yoksa or ya da otherwise ya da or else bunlar hani bak yoksa hani yani sıkıntı çıkartırım demek. Head da anlatmıştık zaten değil mi? Bak yapsan iyi olur. Hatta bir head better vardı bir de head best vardı. Hatta konuşma dilinde şu head'in atılabileceğini de söylemiştim size. Yapsan iyi olur kardeşim bak. You had (parantez içinde yazıyorum had'i) kullanmak zorunda değilsin. You had better leave. Bak gitsen iyi olur kardeşim. Tamam mı? Böyle de kullanabilirsin. ki or, or else, otherwise'la kullanacaksın diye bir koşul yok ama mesela eee biri geldi böyle artistik yapıyor sana falan. Ya bak kardeşim hadi you had better leave ya da you better leave ya da you best leave. Kanka bak vallahi gitsen iyi olur. Bardak zaten dolu. Kur'an çarpsın. Bak şelale gibi akarım sana bak. İçinden geçerim senin. Diyorsun hani you better leave. You best leave. Bak gitsen iyi olur dedin. Anlamıyor mu dostum? Bak you best leave now. Bak şimdi defolup gitsen iyi olur. Or ya da or else ya da otherwise I will beat your ass. Yoksa I will beat your ass. Yoksa gerçekten bak sıkıntı çıkaracağım. Seni döveceğim. Beat your ass. I will beat your ass. Yani döveceğim seni yoksa. Tamam. İlle de bu olmak zorunda mı? Hayır. You better leave now. Şimdi gitsen iyi olur kardeşim. De diyebilirsin. Uzatacaksan yoksa döverim seni yani. Döveceğim yani haberin olsun. Da bu şekilde de olabilir. Sonra. Demiş ki bu shall dediğimiz şey neden I ve V ile kullanılıyor sürekli. Bu ne biliyor musunuz? Shall we bla 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 eşittir. Hadi yapalım mı? edelim mi? Çok pıtırcık böyle. Shall we eat something? Bir şey yiyelim mi? Yani bir şeyler yiyelim mi? Shall we eat something? Gibi. Shall I go? Ben gideyim mi? Shall I go? Gideyim mi ben şu anda? Gibi. Neden sadece I ve V ile kullanılıyor diye bir soru geldi. Çünkü shall you. Hadi çevir bakalım. Shall you go? Gideyim mi? Gidelim mi? Gitsem mi? Yani olmuyor zaten. Türkçede de böyle bir şey yok. O yüzden şal dediğimiz şey yapalım mı? Edelim mi? gibi e, I ve V ile çoğunlukla kullanılıyor. Tamam. Sonra diğer bir soru da Türkçede değil mi? diye bir şey var. Değil mi? Mesela geliyorsun değil mi? Aa gidiyoruz değil mi? Değil mi? diye kısalttığımız şey. Bak gördün mü? Değil mi diye yazıyorsun. Değil mi diye okuyoruz. Ne dedim? Diller böyle uzun uzadıya evrilmez. O yüzden kimse sana kalkıp I am able to swim ben yüzebiliyorum demiyor. Çünkü bu çok mesai kardeşim. I can deyip kurtuluyor adam. Tamam? Diller böyle büyük, uzuna doğru değil, kısalmaya yönelir her zaman. Hep böyle rardo sesi gibi sıkışmak ister demiştim size, tamam? Şimdi değil mi diye bir şey var. Bu konu İngilizce'de böyle question tag ya da tag questions adı altında anlatılır. İşte mesela we are going to Bursa. Biz Bursa'ya gidiyoruz birader. Değil mi diyeceksem formül şu. Bak önce kafanı karıştıracağım sonra rahatlatacağım. Yardımcını alıyorsun. Olumluysa olumsuz, olumsuzsa olumlu yapıp koyuyorsun cümlenin sonuna. Sonra da IUV'de he sheet'ini yerleştiriyorsun. We're going to Bursa, aren't we? Bursa'ya gidiyoruz, değil mi? Değil mi dediğin olay böyle yapıyor. Birkaç tane de örnek vereyim. They will see you. Onlar seni görecek. Won't they? Bak, will'i aldım, olumsuz yaptım, yanına they koydum. Won't they? Mesela, istisnalar var. Mesela, I'm a good man. Ben iyi bir adamım, değil mi diyeceğim. Burada amant falan, aman hocam. Kafaları yersin. Bu bir istisna yazamadım. Aren't I? Tamam? I da değil mi derken bu kullanılıyor question tag'de. Mesela everybody ne diyelim? Herkes, 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 herkes everybody can join this club. Herkes bu kulübe katılabilir, değil mi diyeceğiz ya. Can't they? Everybody için ne yapıyoruz? They kullanıyoruz. Şimdi Buraya kadar kardeşim benim. Eğer ki sana bu konuyu böyle anlatan biri varsa karşında. Hemen orayı terk et. Derhal oradan ayrıl. Kaç. Bu ne oğlum? Yok yardımcıyı alacakmışım da. Olumluysa olumsuz. Olumsuzsa olumlu yapacakmışım da. Sonra IUVD'ni koyacakmışım. Ne? ne? What? Will, want, işte I am istisnamış. Aren't I olacakmış da. Amant falanmış da. Everybody için day yapacakmışım da falan ya oğlum anlık konuşmada güzel kardeşim bak anlık konuşmada anlık diyaloglarda bu tarz matematiğe gelemez yapamazsın böyle bir şey düşünsene adamla konuşuyorsun 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 hadi gidelim mi kanka e gidelim falan gidiyoruz değil mi diyeceksin gidiyoruz değil mi bir are going arı alsam dur kanka karşındaki adam seni bekliyor ama dur bir saniye düşüneyim We are going dedim. Ar burada arı alsam arnat yapacağım. Kim we. Are, we are going we are going are not we. Hı. Abicim böyle bir şey var mı ya? Ya senin bekleyecek insanlar. Senin bekleyecek. Bu teferruata takılmayın sevgili öğrencilerim. Bunlar hepsi teferruat. Ve bizim kardeşim teferruatla falan işimiz yok. İngilizce'de değil mi diyeceksen right diyorsun tamam. Right'ın doğru sağ hani sol sağdaki sağ anlamları var. Aynı zamanda değil mi anlamı da var. Peki nasıl var? Al Gidiyoruz değil mi? We are going right. Tamam. Böyle samut gibi konuşmayacaksın. We are going right. We are going right dersen sağa gidiyoruz olur. Ne dedim ben size? Bu derslerin daha ilk başında. Dedim ki bak 3 tane skilliniz var sizin. 3 tane. Çok önemli skilliniz var. 1. Beden diliniz var. 2. Vurgu ve tonlamanız. 3. Jest ve mimikleriniz var. İletişim kurmak sadece ağzınızdan çıkan seslerle olmaz. Bu 3 skill'i de kullanacaksın. We are going right dersen olmaz. Değil mi? Bak. Değil mi? Türkçede de böyle vurgu ve tonlamayla söylüyorsun ya burada da. We are going right. Bak. Right değil. Right. Değil mi? Şşt. Mesela. iyisin değil mi? You're okay. Right. Bana bak. Şşt. You're okay right. İyisin değil mi? Güzel kardeşim. Bu skill'leri kullanırsan işte. E, bu tarz saçma konulardan böyle diye Ayrılır gidersin. Yok olumluysa olumsuz yapacaksın da o ne? Aa, atıyorum mesela do ve did. Mesela you went to school dedin. Sen okula gittin. Burada ortaya çıkamayan bir did diye yardımcım var şurada. O yüzden go'nun ikinci hali olan went kullandım. Şimdi sen okula gittin değil mi? Şimdi burada yardımcı ne? Yok. Normalde ne var? Did. Oğlum did aldım. Didn't yaptım. You'yu buraya koy. Bunlar senin anlık olarak yapabileceğin şeyler değil. Karşındakileri boğma. Ne yapıyorsun? You went to school right? Şşş bana bak lan. You went to school right? Okula gittin değil mi sen? Hmm. Bu şekilde. Bu e, soruyu soran arkadaşımıza benden ne açısından tavsiye right kullanabilirsin. Her yerde geçerlidir. Seni büyük bir yükten kurtarır diyorum. Ve artık soru suallerimiz şu an için bitti. Yine sayın... Ve sevgili öğrencilerim sormak istediğiniz bir şey olur ise bana sorabilirsiniz. Şimdi gelelim bugün ne yapıyoruz? Bugün önce ödevimizi... Biliyorsunuz sizin ödeviniz buydu. Yani e, ödevleri dinledim. Her şey çok yolunday gibi görünüyor. Ama sadece birkaç tane pürüz duyuyorum. Bu pürüzler benim zaten aslında... Ya pürüz diyebileceğim şeyler değil işte telaffuzi olaylar falan ama umurumuzda mı değil kardeşim. Çünkü babamızın adı Jonathan, anamızın adı da Jessica değil biliyorsunuz. Şimdi şu ödevinizde yapmanız gereken şeylerden küçük küçük bahsedeceğim. Size bunların hepsi zaten işlediğimiz konular sayın arkadaşlar. ki bunun tabi passive voice olduğunu bilmene gerek yok senin. Neydi? Bir ve üçüncü halin kullanımıydı. Bu konuyu zaten biz çatır çatır işleyip. ...kopartmıştık değil mi? Şöyle bir bulalım onu... ...nasıl bulacağız? Şöyle aşağı ineceğiz. Nerede işledik biz o konuyu? Heh. Bir ve üçüncü hallerin... ...kullanımı. Zaten ikinci ve üçüncü hallerin... ...dökümanını da size ulaştırmıştık. Oradan üçüncü hallerle... E, ...bu ödevi... ...şakır şakır yapmamız gerekiyordu. Peki buradaki... ...olay ne? Bakın konuşmak değil... ...konuşulmak. Teslim etmek değil... ...edilmek. Terk etmek değil... ...terk edilmek. Düzenlemek değil, düzenlenmek. Tamam. Burada yapmanız gereken neydi? Mesela İngilizce konuşulur. Is spoken in a lot of countries. Bunun oluru buydu. Peki ee, neden böyle bir şey var? Şimdi eğer ki burada be, bakın be, be olarak kullanmadım. Is diye ortaya çıkardım. Ne yapıyoruz? Adamı hasta etmiyoruz. Ardından speak'in üçüncü halini aldım. Burada ben speak'e böyle bir muamele yapıyorum ki konuşmak anlamı konuşulmak anlamına dönüşsün. Değil mi? İngilizce eğer buraya speak dersem İngilizce konuşur olacak ama ben İngilizce konuşur demiyorum, konuşulur. O yüzden is spoken. Tamam? Ne diyor? Mektuplar sabah 9'da teslim edilir. Şimdi letters diye başladın. Bismillahirrahmanirrahim. Şimdi eğer buraya teslim etmek deliver ya. Deliver yazarsan mektuplar teslim eder oluyor. Öyle değil mi? Sen ne yapacaksın? Teslim edilir. Yani are delivered. Genel olarak her sabah 9'a teslim edildiği için B'yi emizdar olarak ortaya çıkardım. Vaz değil. Are delivered at 9 every morning. Kardeşim her sabah 9'da teslim edilir. Bir tane daha örnek gösterelim. Bu binalar terk edildi dostum. Yani these buildings. Aha da bu binalar. Tamam. Şimdi abandoned dersem. Ya da abandoned terk etti oluyor. Değil mi? These buildings abandoned. Bu binalar terk etti. Ulan bina terk eder mi? Terk edilir. Ne yapacağım? Geçmişte olduğu için was ya da were olarak bir ortaya çıkardım. Abandoned üçüncü halini çaktım. Sen sağ ben selamet. These buildings was abandoned. Bu binalar terk edildi. Burada dilersen were de kullanabilirsin. Kullanmasan da olur. Sıkıntı yok. Konuşma dilinde böyle ıbıdık zıbıdık şeyler biliyorsunuz. Çok göze batmaz. These buildings were abandoned. Yani bu kardeşim binalar terk edildi olmuş oluyor. Ardından causatives diye bir konu başlığı var burada. Bunun tabi causative olduğunu sen bilmek zorunda değilsin. Biz bu konuyu yaptırtmak ettirtmek diye işlemiştik. Hatta son konularımızdan biriydi. Aha da burada. Biliyorsunuz 5 tane formülümüz vardı burada. İlk 2 tanesi bir şeyi yaptırmak. Değil mi? Have something done. Mesela I will have my bike fixed. Bisikletimi tamir ettireceğim. Alttaki üçlü ise... Birisine bir şey yaptırmaktı Üstteki sadece bir şey yaptırmak Alttaki üçlü birisine bir şey yaptırmak Anlamına geliyordu Tamam ve bu üçünün arasında Fark vardı şimdi ödeve bakalım Diyor ki beni sürekli çileden Çıkartıyor diyor kim atıyorum O Hi ya da şey salla geç Sıkıntı yok böyle başladım Şimdi beni çileden çıkartıyor Şimdi go bananas çileden çıkmak Demek çıkartmak değil Şimdi bu herif bu işi bana para verip mi yaptırıyor? Beni para verip mi çileden çıkartıyor? Hayır. Çileden çıkmam için beni ikna mı ediyor? Hayır. Beni zorla çileden çıkartıyor. Formül bu. Değil mi? Hani zorla elif hususi geliyor beni çileden çıkartıyor ya. O yüzden genel olarak yaptığı için he makes me o yapıyor bak. Make'i kullandım. Somebody kim kimi çileden çıkartıyor? Beni. He makes me go bananas. Go bananas muza gitmek falan değil çıldırmak delendi fıttırdı neşter çıkardı diyor ya öyle delirmek. He makes me go bananas. Ya beni çıldırtıyor bu herif ya. Vallahi delirtiyor beni ya. Bak. Ne diyor? Boyacıya evi boyattım. Yani şimdi bakıyorum ben döverek mi yaptım? Zorla mı yaptım? Hayır. İkna ettim herifi. Hayır, verdim parasını yaptım. Benim kullanmam gereken formül <laughs> Sorry. Bu, değil mi? Oğlum. Birine bir şey yaptırmak. Ben diye başladım. Yaptırdım bitti gitti olduğu için head. Doğru mudur? <laughs> Kime? The painter. Aha boyacıya. Do diyor. Yani diyor ki. Mekmaklını olduğu gibi kullan. Do'sa do sa do. Go go. Run Paint paint. Neyi abi? The house. I had the painter paint the house. Boyacıya evi boyattım. Tamam paint boyamak demek Bunu nasıl boyatmak yapıyoruz Aha da böyle Burada yapmanız gereken de bu Conditionals dediği zımbırtı Siz tabi bunların isimlerini bilmiyorsunuz Bilmenize de gerek yok bu konu başlıklarının Şunu da bilmenize gerek yok Şu kısımda yapmamız gereken Öğrendiğimiz if ifadesi vardı ya Eğer anlamına geliyordu O ıp ıpmadığını anlamına gelen değil <laughs> Neredesin Buradasın Evet şu if eğer anlamındaki şu ifle cümleler kuracaktık. Mesela daha sıkı çalışmazsak sınavı geçemeyiz değil mi? Bu yani Allah'ın emri. If pardon if we don't work hard sıkı demek ama daha sıkı nasıl yapacağım? Harder. Bu konuyu işlemedik mi kardeşim? İşledik. Neredesin babuş? Aha bak. Dahalar enler. Ne diyor? Daha demek için iki çeşit var. Bir Mor kullanıyorsun ya da kelimenin sonuna er ekliyordun. Hatırla. <laughs> Pardon. Ne yaptım? If we don't work hard değil. Harder. Çünkü daha sıkı çalışmazsak. Dedim bu cümle bitti. Biz sınavı falan geçemeyiz kanka. Yapamayız yani. Bizde o potansiyel yok. We can't pass the exam. Oğlum. Asit. Asit mi attınız ekrandan ne yaptınız? Burada yapmamız gereken if eğer anlamına gelen ifle ile bol bol cümle çevirisi yapmaktı. Hemen aşağıya geldiğimizde işlediğimiz şu konu devreye giriyordu. Bu konu zaten e, malumunuz bunu size basitçe anlatmıştım. Neydi? Şu V3 yapmış. Hev de sorgulamadan olmak anlamında kafamıza kazınması gerekiyordu bu konu dahilinde. Mesela will ecek kacak have olmak diyelim. Bak sorgulama hevin olmak anlamı var bu konu dahilinde gibi düşün. E bu olacak oldu. E bir de yapmış var. Yapmış olacak. Can't be, can't have olamaz. Ne olamaz? Yapmış olamaz gibi. Must neydi? Meli malı. Olmalı oluyor. Must have yapmış olmalı. Hmm, değil mi? Burada da kullanman gereken şey buydu. Mesela bir tane alalım. Heh, çok çikolata yememeliydim. Yani Allah kahretsin valla ölüyorduk yani az kalsın diyor sayın arkadaşlar. Şimdi burada Plan. Ne yapmamız gerek? I should not have eaten a lot of chocolate. 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 Ne diyor? I should not have eaten a lot of chocolate. I will be sick. Ulan Kur'an çarpsın hasta olacağım ya. Değil mi? Şimdi burada gelip I should not eat dersen Hı, ben çok çikolata yememeliyim. Genel olarak yememeliyim oluyor. Tamam. O yüzden hani bitmiş gitmiş ben çikolatayı gömmüşüm kardeşim. Almanya'dan dayım getirmiş. Ne yapayım? Geçmiş artık o iş. Bitmiş. Have eaten yaparsan yememeliydim, yapmamalıydım oluyor işte tamam? Bu kadar yemiş olmamalıydım ya. Üf. Hasta olacağım. Burada da yapmanız gereken şey bu idi. Bu konuyu zaten bu konu başlığı altında olmasa da size çatır çatır anlattım. Çok iyi hatırlıyorum. Birincisi bu şekilde şu soru kelimelerinin ardından cümle kullanarak yapıyorduk. Hatırlayın ve what'ın ekstradan şey anlamı da oluyordu burada. Örneklere baktığımızda I don't know. O yani şu ben bilmiyorum neyi? Where he is. Onun nerede olduğunu. When she left. Ne zaman çıktığını. What can happen? Olabilecek şeyi. Who told me this? Bana bunu kim söyledi? Why he left the firm? O neden firmayı terk etti bir bu. İki de That ve if len weather vardı hatırlarsanız. That neydi? Kendisinden sonra gelen <laughs> cümleye the di anlamı katıyordu. Bak şimdi. You are in İstanbul. E birader, sen İstanbul'dasın demek. Ama that you are in İstanbul senin İstanbul'da olduğunu. I am happy. Ben gayet mutluyum kardeşim. That I am happy benim mutlu olduğumu. That'in anlamı buydu. If ya da whether da neydi? <laughs> o ölüyoruz ya. Allah. Kendisinden sonra gelen cümleye ıp ıpmadığını anlamı katıyordu. Hatırlayın bu konuyu da işlediğimizi. Bak şimdi. Ne diyor abi? She loves me. Seviyor ya beni maşallah aşık bana. Başına if ya da weather koyarsan şu zıbıkları koyarsan ne oluyor? Onun beni sevip sevmediğini yapıp yapmadığını oluyor tamam. ben ölüyorum. Ne diyor? Her husband cheated. Onun kocası aldatmış abi. Vay karaktersiz. Bu ne demek? Kocası aldatmış. Başına weather koyarsan kocasının aldatıp aldatmadığını, ıp ıpmadığını anlamı katıyordu. Burada yapacağınız şey oydu. Bak ne diyor? Dün ne yaptığını bilmiyorum ben o ustanın diyor. Yani ben bilmiyorum kardeşim. Değil mi? I don't know. Bir haberim yok. Bir bilgim yok. I don't know. Neyi bilmiyorsun kardeşim? Ne yaptığını. What she ya da he salla burayı. Did. Tamam. <laughs> ne diyor? Bugün nasıl hissettiğini merak ediyorum. Şunları zaten vermişiz. Önce ben merak ediyorum diye başlarsın. Ben merak ediyorum. I wonder. Neyi abi? Nasıl hissettiğini senin? How you are feeling today. Ya da how you feel today öyle de olur. Fark etmez. Tamam? I wonder how you are feeling today. Olay bu. Bu kadar basit şeydi. Şunları zaten şu mix'leri falan biliyorsunuz. Bunları beraber zaten yaptık. <laughs> kıvırmasyon aşamalarında. Bunları zaten yapmıştık. Bunları yapmak zorunda değilsiniz. Bu future tense'i de sallayabilirsin. Evet arkadaşlar. Şimdi gelelim buraya. Ne yapıyoruz? Okuyoruz beraber. Ondan sonra açıyoruz abi. Dosyamızı. bu konuyu biz şurada işlemiştik. bak böyleymiş gibi tamam. Sen kardeşim işine bakabilirsin. Görüşürüz. Nasreddin and the Cauldron diyor. Nasrettin ve onun e, şeyi. Cauldron'u yani. Ne lan o kazanı kazanı. Tamam. Su için lütfen. Sayın Salih ya ben su almayı unutmuşum hocam. O yüzden. Evet Nasrettin borrowed a cauldron from his neighbor. Komşusundan borrow ödünç almak demek. Borrowed yapmış çünkü aldı. Bitti gitti diyor tamam. Nasreddin komşusundan dendan. Bir tane kazan ödünç aldı. When he didn't return it for a long time. Beni hatırladığında diğinde anlamı katıyordu kendisinden sonra gelen cümleye. Onu uzun bir süreliğine geri getirmeyince. Geri getirmediğinde. The neighbor came. Komşu tabii ki de geldi. Bak kam değil. Came. Neden? Geldi. Gitti gitti. Ne yaparak? Burada parantesini, By knocking on the door. Kapıya tıklatarak, yaparak, ederek bundan da bahsetmiştim. Yaparak, ederek anlamında cümlem bitti. Tamam. Mesela she left. O gitti. She left crying. Ağlayarak. Arakerek anlamında böyle by ve ing'yi kullanabilirsin. Hoca efendi. Ey hoca. If you are finished with the cauldron. Cauldron'la yani bizim şu kazanla diyor işin tamamlanmışsa. Can I take it back? Alabilir miyim? Yapabilir miyim ya? Geri alabilir miyim bunu? The wife needs it today. Bizim hanım ihtiyaç duyuyor ona bugün. İhtiyacı var. O da ne diyor? Ah of course hoca said. Tabii ki de hoca diyor. Just wait here a minute. Burada bir dakika bekle. And I'll bring it. Buradaki ı dediğimiz şey will. Tamam. Bakın. Her seferinde söylediğim gibi. Böyle uzun uzadıya evrilmiyor bu diller. I am going to bring it falan. What? Ne? Ne I am going to su? Ne, ne diyorsun oğlum sen derler. I will bile demiyor adamlar. I'll diyor. I'll bring it. I'll fetch it. Alıp geleceğim. Getireceğim onu. Sakin sakin. Hep kısa. Hep küçük. Miniş konuşmalar yapacaksın. Hani o fantezimiz var ya hep. Ben konuşmaya bir başlayayım. Hıdıdı bıdıdı hıdıdı bıdıdı o falan. Uzun uzun konuşayım. Böyle bir şey değil. Konuşmak, iletişim kurmak böyle bir şey değil. Bu kadar. I am going to bring it. Uuu. Değil. I'll bring it. Tamam getireceğim bekle. When hoca came back to the door with the cauldron. Hoca kazanla, kazan ile, with hatırla. Without vardı bir de sız Tamam. Kazanla kapıya geri geldiğinde. Yine when. Bakın çok önemli. The neighbor noticed. Komşu fark etti. Bakın det. Gördün mü? Al sana det al. Dığını diğini di, anlamı katacak. Bak normalde there was a small pot in it. İçinde küçük bir e, tencere diyelim. Tencere vardı. Der yapısını hatırlıyor musun kardeşim? Bence hatırlaman lazım. Neredesin? Derbi yapısı bir şeyin var ya da yok olduğundan bahsedilirken kullanılıyordu. Tamam hatırla. Bir tabi aman diyeyim ha. Bak. Böyle derbi, e school falan sakın ha. Öyle değil. Temiz hale de vazo olarak kullan. Anladın mı? Ne diyor? There was a small pot in it. İçinde küçük bir tencere vardı. Peki det gelince başına ne oluyor? İçinde küçük bir tencere olduğunu the neighbor noticed. Komşu fark etti diyor. Biraz daha sert teşekkür ederim sayın hocam. İçerisinde küçük bir pencere olduğunu fark etti diyor. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Reji yardımımıza koştu bize su getirdi. Teşekkürler sayın reji. Ölüyorduk az daha. Biraz daha geçikseydiniz ölecektiniz zaten. Thank you. What is this? La bu ne? Diyor değil mi? What is this? Well neighbor, congratulations. Pekala komşu. Tebrikler. Your cauldron gave birth to a baby pot. Senin bu Kazan var ya gave birth, doğum yaptı doğurdu ne doğurdu bir yavru tencere doğurdu setti hoca dedi hoca. The neighbor komşu delighted mutlu bir şekilde thanked the hoca bak thank değil thanked teşekkür etti hocaya. Took his cauldron lan ne oldu? Wow. Took his cauldron yürüme diyorum. Cauldron'u aldı yani kazanını aldı and the new little pot ve yeni küçük tencereyi and went home ve eve gitti. A few weeks after this bundan birkaç hafta sonra a few hatırlarsın birkaç anlamına geliyordu ama ben çok da sallama bunu demiştim. A few yerine Sam kullan geç demiştim hatırlarsan. One day the hoca came again. Bir gün hoca bir daha geldi. Asked to borrow the cauldron. Yani ödünç almayı rica etti. Eski genelde arkadaşlar bizim zaten kelime listemizde de vardı bu hatırlarsanız. Ask neredesin kardeşim burada. Bunu soru sormak anlamında tamam çok kullanılıyor ama bunun rica etmek anlamı da var. Ve o da çok kullanılıyor. Yani bizim şu bazı konulardaki millet olarak milliyetçiliğimiz beni geriyor. Adama diyorum ki eskin rica etmek anlamı var diyorum. Hayır sormak diyor. Oğlum manyak mısın? Rica etmek anlamı da var. Ola, olamaz mı yani? Bir kelimenin birden fazla anlamı olamaz mı kardeşim? Olabilir. Hayır sormak diyor. Ya oğlum lan. Allah aşkına pis kapat mısınız ya? Eskin rica etmek anlamı da var. Aha da bak. Asked to borrow. Ödünç almayı rica etti. Tamam. The neighbor didn't even hesitate. Aha da even. Even'ı da anlatmıştık ve hatırlarsanız even'ı nerede kullanacağınıza çok dikkat edin demiştim. Çünkü anlatmaya çalıştığınız olayı gerçekten alır başka yerlere götürür. Even neydi? Bile demekti değil mi? Bile. Şimdi baktığın zaman even you can do this ile you can, you can even do this. Bu ikisinin arasında ne var? Dünya kadar fark var. Çünkü even'ın kullanıldığı yerler farklı. Bak burada diyor ki sen bile bunu yapabilirsin. Burada aşağılıyorsun karşındakini böyle yerin dibine sokuyorsun. Even you can do this. Lan sen bile yapabilirsin bunu kardeşim. Bu zor bir şey değil. Burada you can even do this. Sen bunu bile yapabilirsin. Yani sen öyle bir karaktersizsin. Sen yeri geldin bunu bile yapabilirsin. Gibi. Anlamsal olarak çok etkiliyor. Even'ı nerede kullanacağınıza dikkat edin. Ne diyor? The neighbor didn't even hesitate. Hesitate, tereddüt etmek. Komşu tereddüt etmedi bile. And gave hoca the cauldron with pleasure. Zevk ile. Ne yaptı? Ee, hocaya verdi. Gave. Kazanı verdi. However. Ancak once more. Bir kere daha. It took the hoca a very long time. Baba 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 baba. Take'in ikinci hali olan took. Bizim zaten yine kelime listemizde olan bir şey. Neredesin kardeşim? Nerede take? Oğlum aha buldum. Gördün mü take? Şimdi take'i de kardeşim adama <laughs> sadece almak diye anlatırsan tamam mı? Take eşittir almak bitti. Adamı patates edersin. Take dediğin şeyin çok çok önemli anlamları var. Güzel kardeşim. Take sadece almak değil. Take almak olsa ne diyor? Çok uzun zaman aldı hoca. Öyle değil. Take'in sürmek anlamı var. İşte film bir saat sürecek. Maç 90 dakika sürdü gibi zaman olarak sürmek anlamı var. Almak anlamı var. Götürmek anlamı var. Öyle götürmek değil. Birini bir yere götürmek gibi. Ne diyor? It took the hoca a very long time hoca yani çok uzun zaman sürdü hocanın ne yapması to return it back onu geri getirmesi. Ondan sonra ne diyor? The neighbor had no choice. Komşunun artık hiçbir choice'u yoktu. Seçeneği yoktu. So he went to the hoca's house. <laughs> Bu yüzden hocanın evine gitti. Hoca efendi, hoca efendi. Are you done with the cauldron? <laughs> Be done Bitti. Mesela çok duyarsınız diziler filmlerde it's done. Ahmet artık bitti ilişkimiz it is done Veyahut da you are done. Oğlum sen bittin lan. Bittin oğlum sen. I'm done. Ben bittim abi. Benden bu kadar gibi bu be done'ı kullanabilirsiniz. Hocam are you done bitti. kolcun. hani işin bitti mi kardeşim sen e, bu şeyle kazanlan. Ah ne bu? Ah be the hoca. Sızladı hoca sızım sızım böyle serzenişte bulundu. Ah komşu ah. I'm afraid. Korkarım your cauldron is dead. Yani korkarım senin kazan öldü kanka. Hoca efendi that is not possible. Kardeşim bak bu mümkün değil. A cauldron can't die. Can't olamaz. Ölemez. Yapamaz. Said the neighbor dedi komşu. But Nasreddin had his answer ready. Ama Nasreddin'in cevabı hazırdı. Elindeydi had. O cevaba hazır bir şekilde sahipti. My dear fellow, canım arkadaşım, you can. Bu bak, burası önemli kardeşim. Yine bak, detler havada uçuşuyor. Şu detin önemini gerçekten ee, kafaya kazıyalım abi. Şu det, kendisinden sonra gelen cümleye d diye anlamı katan det gerçekten karşımıza çok sıkacak. Diyor ki, bak, it can give birth o doğurabilir demek. Ama that it can give birth onun doğurabildiği. You can believe that it can give birth. Ulan onun doğurabildiğine inanabiliyorsun. You can believe. İnanabiliyorsun buna kardeşim. Why can't you believe? Neden inanamıyorsun? That it can also die. Ölebileceğine de. 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 Ölebileceğine de. Neden inanmıyorsun? Tamam. Also'yu böyle <laughs> Deda anlamında yine sık kullanılanlara ekleyeceğiz tamam. It can also die. I can also speak French. Ben Fransızca da konuşabiliyorum gibi tamam. Evet. Nasreddin. His neighbor. Onun komşusu. And the donkey. Ve eşek. One day. Bir gün. Someone came to Hoca's house. Birisi Hoca'nın evine came geldi. And ve asked to borrow his donkey. Aha sana yine ask. Sormak değil kardeşim. Rica etti. Eşeğini ödünç almayı rica etti. Replied hoca diyor. Hoca cevapladı. Replied. Bak yine ikinci hal yaptı. Etti. The donkey is not at home. Evde değil. deda de kullanırken et kullanmış. Bunu da anlatmıştık değil mi? Hemen hatırlayalım. <laughs> Genelden özele giden bir tablo vardı. Ve bunu bir zaman ve mekan olarak ayırmıştık. Mekan olarak çok spesifik şey derdi. Evde, işte, Oxford Caddesi'nin 734 numarasında, dükkanda çok spesifik adres verdiğinde et kullanıyordun. Aha da burada da o var. The donkey is not at home. Evde değil dedi eşek. Nasrettin Hoca öyle demiş yani eşek evde değil. Just then tam o esnada just then tam o anda The donkey on the roof started braying. Ne diyor? Çatıdaki eşek anırmaya başladı. Bray anırmak. Oh said the man. Aman aman dedi adam. You say bak yine that. Diyorsun ki your donkey is not at home. Şimdi ne demek your donkey is not at home? Senin eşeğin evde değil. Ama that your donkey is not at home ne demek? eşeğin evde olmadığını you say söylüyorsun. But what is brain then? Ne anırıyor o zaman sayın hocam? You are a strange man said the hoca. Ya sen tuhaf bir herifsin, dedi hoca. Hop. Are you going to believe the donkey's words? Sen eşeğin sözüne mi inanacaksın? Or mine? Yoksa benim sözüme mi inanacaksın? Tamam. Burada are you going to yerine will you believe de olabilir değil mi? Words or mine. Bu şekilde de olur. Zaten bir going to, willin <laughs> şampiyonu da hatırlarsanız, o konuya da tekrardan bir hatırlatma yapmak istiyorum. I am going to work. Ben çalışacağım. I'm going to work. Bak hep daralacak. I'm gonna work. I'm a work. Tamam. Bu şekilde eğer ki illa ki ya hocam ben bu will, mil bunlar çok basit şeyler. Ben bu işin affedersin cılkını çıkarmak istiyorum. Ben be going to kullanacağım. Çünkü will ile aynı şey. ecekacak ecek demek. Tamam kardeşim kullan. Ama I am going to work. She is going to swim. We are going to finish falan. Kardeşim bak o kadar itici ki. O kadar itici sana anlatamam. la itici geliyor. Saltacaksın. I am going to work değil. I'm going to work değil. I'm gonna work olabilir. Hepsi aynı bunların. I'm a work. I'm a work. Tamam. Çalışacağım demek. İnternette var ya yeni çıkmış. <laughs> Bu I'm gonna demeyin işte. I'm gonna go. I'm gonna. <laughs> Öyle bir şeyler var ya. Öyle değil kardeşim ama work ama work çalışacağım tamam sadece ama şey için geçerli I am going to için geçerli tamam ama work ne diyor e şey mi inanacaksın? bizim mi kardeşim dedi gitti hoca and the God, hoca ve tanrı ya da Allah neyse artık onun tartışmasını yapamayacağım kimseyle aha Amerikan'a çevir the hoca was traveling from a long way kardeşim hoca uzun bir yoldan geliyordu, seyahat ediyordu. He got very tired. Çok yoruldu bak şimdi. Şu get var ya şu get bak o kadar büyülü ki baksana anlatamam. İnanılmaz fazla anlamı var. Bu bizim için bir dezavantaj değil. Bu bizim için avantaj. Değil mi? Get. Mesela şuraya gelelim. Bak yine bizim online dokümanımız. Şimdi Oh, ne alayım mesela? Cheap mesela. Ucuz demek. Tamam mı? Şurada bulunan bak şu 100 tane en sık kullanılan sıfat diyor bu. Şunların başına get koyduğun anda böyle bu gözünün içine sokmak istiyorum. Bak. Açıl açıl açıl. Ta 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 ta. Bunların başına get koyduğun anda Bunlara mekmak eklemiş oluyorsun. Tamam. Mesela. Cheap. Ucuz. Demek. Bir mekmaklı değil. Get cheap. Ucuzlamak. Tamam. Mesela. Difficult. Zor. Get difficult. Zorlaşmak. Busy. Meşgul. Get busy. Meşgul olmak. Meşgul hale gelmek. Low. Düşük. Alçak. Get low. Düşmek. Alçalmak. Tamam. Hepsi olur. Poor, fakir, fukara, garip, guleba demek. Get poor, fakirleşmek. Tamam. Hungry, aç. Get hungry, acıkmak. Tired, yorgun. Get tired, yorulmak. He got very tired. Çok yoruldu and decided to rest. Ve her şeye rest çekip dinlenmeye karar verdi. Decide yine bizim kelime listemizde olan bir kelime karar vermek anlamında, okey. Ve dinlenmeye karar verdi. Rest dinlenmek demek her şeye rest çekip dinlenmek, tamam öyle düşün. Then he prayed. Sonra kaldırdı ellerini Mevla'ya doğru ve dua etti. Then he prayed. Dear God, he said. Sevgili Tanrım dedi. Please send me a donkey. Lütfen bana bir eşek gönder Tanrım dedi. A few minutes later Birkaç dakika sonra he saw a man who was riding on a horse. Aha da geldik. Geldik. Cümlenin ortasında hap gibi duran bir who. Yüksek ihtimalle en an, an, anlamına gelecek değil mi? He saw a man. Hoca bir adam gördü. Buradaki who ne diyor? Bağırıyor. Bak diyor bu adam hakkında bir şeyler var. Ne var? Who was riding on a horse. Ha at biniyor olan bir adam gördü. Ata biniyor olan bir adam gördü. And leading a young donkey. Ve arkasından genç bir eşeği sürükleyen. Tamam. Lead, yol, önderlik etmek, yol göstermek demektir. Lider kelimesinin kökeni budur. Tamam. The man came nearer. Adam ır. Gördün mü? Near yakın, nearer daha yakın. Adam daha yakına geldi stopped near him. Hocanın yanında stopped, durdu and shouted ve seslendi. You, old man. Lan ihtiyar. Instead of starving there, orada açlıktan ölmek yerine. Come on, carry the donkey. It is tired. Gel gel, eşeği taşı. Yorgun. Eşek yoruldu diyor. Bu instead of kendisinden sonra genelde ayıncıyı alır. Nokta nokta yapmak yerine. Mesela instead of meeting there. Orada buluşmak yerine. We can go. Ya we can come here. Buraya gelebiliriz falan. Nokta nokta yerine. <laughs> although hoca said that he was also tired. Bak hem although hem that. Although'yu hatırlıyor musun? Hop son konularımızda. E rağmen. Although the sun was shining. Güneş parlıyor olmasına rağmen. It wasn't warm hava sıcak değildi. Evet ne diyor burada da? E rağmen anlamı katacak. <laughs> hoca said. Hoca dedi. He was also tired. Kendisinin de. Yine geldi also. Kendisinin de yorgun olduğunu söylemesine rağmen. The cruel man beat him with a stick. Bir sopayla odunla. With a stick. Bir sopayla odunla. Zalim adam hocayı dövdü. And so. Ve bu yüzden. The poor hoca Took the donkey on his shoulder. Aldır çaldır shoulder. Head and shoulders. Baş ve omuzlar kardeşim. Ne diyor? Zavallı hoca eşeği omuzlarının üstüne aldı. Then sonra. <coughs> evet su vaktimiz gelmiş sorry. <coughs> the man on the horse. Atın üstündeki adam. Moved on his way kendi yoluna devam etti. Whenever ahanda yine gördüğümüz bir şey. Whenever the hoca slow down. Whenever hatırladın mı? Whenever whatever meant to be together demiştik. Hatta bunu anlatırken every time anlattım. Bunu dedim all time'la karıştırma. Every time demek her nokta nokta olduğunda, her seferinde demek. Yani her zaman diye bir anlamı yok bunun. Her zaman diyeceksen all the time. I am ready all the time. Her zaman, her seferinde sürekli hazırım. Bu her nokta nokta olduğunda anlamında kullanılır ve kendisinden sonra bir cümle ister. Every time and whenever. Da bak. Whenever the hoca slow down. Hoca ne zaman yavaşlasa. Burada whenever değil. Every time de olur. Her ya, Oğlum ne biçim yazdık lan. Her seferinde. Every time the hoca slow down. Tamam? The man Adam adamını dövdü. And after hours, saatler sonra they reached the town. Kasabaya ulaştılar. Reach ulaşmak. And the man <coughs> let the hoca go. Hocanın gitmesine izin verdi. Then sonra hoca fell down. Hoca yere kapaklandı and slept. İkinci yine. uyudu saatlerce. Slept for hours. When he woke up Uyandığında ise he murmured. Mızmızlandı böyle. Fısıldadı. Oh God. Aman Allah'ım. What happened? Ulan ne oldu ya? Was it that I couldn't explain? Or that you couldn't understand? Ya ben mi açıklayamadım? Yoksa sen mi anlayamadın? Bak. Couldn't. Ne demekti? Başaramadım. You couldn't understand. Anlayamadın. Yapamadın. Tamam. Bunu didn't'la karıştırma You didn't sen anlamadın. You couldn't anlayamadın. Kapasiten yetmedi sen malsın gibi. Aşağılayıcı bir şey. Tamam? You couldn't understand. Bak. I didn't go ve I couldn't go arasında fark var. I didn't go gitmedim. Biliyorum oraya davetliydim ama gitmedim. I didn't go. I couldn't go. Gidemedim, yapamadım abicim. Elimden elimden gelmedi. Denedim olmadı. Başaramadım anlamlarına geleyim. Everyone who sees the light ile devam edeceğiz. Sizden 5 dakika istiyorum sadece. Saat 20-20-20-25'te buluşalım. Ben belimi yüzümü yıkayayım. Boğazımı temizleyeyim. Suyumu içeyim. 20-25'e tekrar burada olun. See you in 5 minutes. 5 dakika içinde görüşürüz. Ne ölmesi kardeşim? Geldim. Of. Ya çok uzun yapmışız ya. Olup sola kaldı. Hoca cevabı yapıştırır tabii ki. Hoca durur mu hiç? Evet şunu bitirelim. Sayın ve sevgili öğrenciler. Hiç soru sormuyorsunuz benim öğrencilerim nerede? WhatsApp'ı açtım telefonu önüme koydum soru soracağınız yeniden hiç merak ettiğiniz bir şey yok mu? Bu kadar soru sordunuz bitti. Neyse. Everyone who sees the light yine karşımıza çıktı. Who bu bizim zaten yardımcılardan sonra hatırlarsanız ilk işlediğimiz konuydu. Bütün yardımcıları bitirip Hop, şak diye bu konuya gelmiştik. Hatırlarsanız which, who, where ve that şeklinde. Bunu hatırlıyor olmanız lazım genelde. Karşınıza böyle şak diye cümlenin ortasında bir who, which falan çıkıyorsa genelde diyorum bakın, kendisinden sonra gelen cümleye en an, an anlamı katacaktır. Everyone who sees the light ışığı gören herkes mesela gördün mü? Ne diyor? Meğer biz ölüymüşüz. Vallahi neredesiniz ya Sayın Kılıç Aa yok oldunuz. Hocas wife was pregnant. Hocanın eşi karısı değil eşi. Neden? Çünkü cinsiyetçi söylemlerde bulunmuyoruz. Hocanın eşi pregnant idi. Gebe demek. Hocanın eşi gebeydi. Buraya gelmişken bir şey anlatmak istiyorum. Ben Ali ile evliyim, Veli ile evliyim derken I am married with Ali falan demeyin babacığım. Kiminle evli olduğunu söylerken Maalesef burada ile anlamında with kullanılmıyor, to kullanılıyor tamam? Eğer with kullanmak istiyorsan I am married ile birlikte with kullanırsan çocuk sayını söylüyorsun. I am married with two kids. Bu iki çocukla evliyim demek değil. İki çocuklu bir evliyim oluyor. Ama ben Ali ile evliyim, Ayşe ile evliyim diyeceksen Ayşe, Ali neyse artık. to. I am married to. Tamam? Aklıma geldi öyle bir anda içimden geldi. One night bir gece her labor pains started. Al işte labor pain'i geldi. Açıkla şimdi. Ne sancısı deniyor buna? Bir şey sancısı bu. Doğum sancısı ama onun bir adı var. Ben onun Türkçesini bilmiyorum. Onun doğum sancısı diyeyim. Eşinin başladı. And hoca called the neighbors and the midwife. Hoca da gitti komşuları ve midwife'ı yani ebeyi çağırdı. Bak call. Kelime listemizin en tepesinde call. Bu call sadece telefonla birini aramak anlamına gelmez aynı eski sormak demek gibi bir şey bu. Kol tamam aramak anlamı da var ama çağırmak anlamı var. Demek anlamı var. Seslenmek anlamı var. Demek derken hani sey gibi tel gibi değil. Bana mahallede şurbo derler falan deriz ya o tarz bir şey. Hoca çağırdı ebeyi midwife ebe demek hani yarım eş gibi ulan ne pislik insanlar bu gavurlar. Komşularını çağırdı. Sun kısa zaman içerisinde They called out from his room from uh, his wife's room. Eşinin odasından bak dışarıya seslendiler. Gördün mü? Call seslenmek oldu. They called out. Seslendiler and said ve dediler ki "Hoca, you have a son." Bir oğlun var artık. Hayırlı olsun hocam." dediler. He was very happy. Çok mutlu idi. Neden was kullanmış? Neden be tercih etmiş? Çünkü mutlu olmak. Değil mi? Olmak kelimesi nasıl yakıştı bak buraya? Be olmak. E bir de geçmişten bahsediyor. Vaz yaptı işte. Şak diye oturttu. He was very happy. Hoca çok mutluydu. A few minutes later. Birkaç dakika sonra. The midwife called out again. Ebe tekrar dışarıya seslendi. Hoca. Ah hoca ha. You also have a girl. also. bak tekrar gördük. Bir de kızın var artık. Hayırlı olsun Bir oğlan vardı. Artık bir de kızın var. Allah Allah. After a little while. Biraz süre sonra she called out again. Tekrar seslendi. Hoca you have another girl. Hocam bir kızın daha oldu. Artık bir kızın daha var. Hoca bak yine bak. Who. Cümlenin ortasında shtong diye kullanılmış bir who. Bu ne diyor? Ben diyor kendinden sonra gelen ilk cümleye genelde bak. Sürekli hep böyledir demiyorum. Genelde en an an anlamı katarım diyor. Who was waiting in front of his wife's room? Eşinin odasının önünde Bekleyen hoca rushed into the room, odanın içine yardırdı and blew off the candle. Ve kandili yani mumu üfledi söndürdü. What are you doing? asked the surprised women. Şaşkın kadınlar sordu. Ne yapıyorsun lan? What are you doing? Ne oluyor hocam? dediler. Well, pekala. Everyone who sees the lights, gördün mü bak yine en an, ışığı gören herkes wants to come out. Dışarı çıkmak istiyor. What else can I do? He answered. Başka ne yapabilirim ki? Diye cevapladı. What else? Başka demek. What else can I do? Ne yapabilirim başka yani? Işığı gören dışarı çıkmaya çalışıyor kardeşim. Demiş. Hoca da az değil Kur'an çarpsın. Neyse. Hocanın wife'ı eşi. And his donkey. Ve hocanın eşeği. When his wife died. Eşi hakkın rahmetine kavuş, Dığında, dığında, dinde o kadar sihirli bir ifadesin ki ben. O kadar çok kullanılıyor ki. Bunu zaten görmüştük. Neredesin bebişim? Neredesin aşkım? Buradayım aşkım. Bak ben. Zaten şu konuyu anlatırken demiştim bak. En önemlisi bu abi. Şu gördüğüm bütün bağlaçlar arasında bu abi. Bu. Bu yani. Bundan öte köy yok ya. Bunu bileceğiz abi. Ben. Aktif olarak kullanacağız bunu. Mecburuz. Eşi hakkın rahmetine kavuştuğu zaman, kavuştuğunda hoca bir veri soruyor. Hoca çok üzgün hale gelmek demekti. Bir kam. Çok üzgün hale geldi. But he mourned for her. Ha, mourned for only a few days. Ama sadece birkaç gün hani andı eşini. Onun için uh, ne derler? Yani, ağıt yakarak böyle ölünün arkasından ah falan yaparız ya. Mourn o işte aldın. Türkçe unuttuk anasını satayım. After a while bir süre sonra his donkey died. Hocanın eşeği vefat ediyor. And he was even more sorrowful. More daha. Even more. Burada even'ın anlamı bile değil. Daha da. Daha da üzgündü artık. And mourned for months. Ve aylarca yas tuttu. Heh, bak çok güzel. Sayın Ali teşekkür ederim. Ve e, aylarca yas tuttu. People asked him why. İnsanlar neden diye sordu. And he answered. O da cevapladı. Yani eşin öldü. iki gün aldın. Eşeğin öldü. Aylardır sızlıyorsun hocam. Hayırdır ne oluyor? Hani eşekle ne oldu yani diyor. When my wife died. Ya benim eşim öldüğünde. They all said. Bunu hatırla. Hepsi. Hepimiz hepiniz anlamlarında olduğunu anlatmıştım. Hatta ilk konularımızdan biriydi değil mi? Bu B'den hemen sonra geliyor olması lazım. Aha da burada bak. All. Ne dedim? Yardımcıdan sonra kullanılır dedim. Hatırla. They all said they could find a younger and better one for me. Herkes dedi ki onlar bulabilirmiş daha genç ve daha iyisini benim için. But when my donkey died ama ulan eşeğimiz öldüğünde nobody offered the same service. Kimse aynı hizmeti teklif etmedi kardeşim demiş. Hoca Kur'an çarpsın hiç az değilsin hocam Nasrettin hocam ah benim güzel hocam. Nasrettin'den de duck soup bak soup. O ab olan değil. Top falan Bu sabun. Soap. Bu öyle bak. Soap. Bu soup. Çorba. Tote'me yazmış. Çorba. İçeri giriyorum. Ne var diyorum? Mercimek. One day, bir gün a visitor came to Nasreddin's house. Visit ziyaret etmek, visitor ziyaretçi. Nasreddin Hoca'nın evine came. Geldi kardeşim. I am your cousin from Konya, Hisset. Ben senin Konya'dan kuzeninim dedi. I brought you a duck. Sana bir ördek getirdim. To celebrate the visit. Bak bu to çok önemli. Celebrate kutlamak demek. Bu ziyareti kutlamak için bir ördek getirdim sana demiş hocaya. Bak şimdi burada neden for olmadığını 150 kere anlattım tekrar anlatıyorum. For kendisinden sonra böyle mekmaklı bir şey yani bir fiil almaz. İşte for begin, for sleep, for fly olmaz. Çünkü for için demektir. Biz burada ne demeye çalışıyoruz? Mak için, kutlamak için, seni görmek için. Oğlum. Ne oluyor ya? Tamam? Sana diyor kutlamak için bir ördek getirdim. Nasrettin Nasrebi. Nasrettin'in gözleri fal taşı gibi açılıyor, mutlu oluyor. He asked his wife, "Bak." Burada karısına, pardon, çok özür dilerim feministlerden. Eşine Burada soru sordu demiyor kardeşim. Az önce anlattığım mevzu şu. Eskin anlamı tamam soru sormak anlamı da var. Okey. Rica etmek için çok daha sık kullanılıyor ama. Eşinden ördeği pişirmesini rica etti. And serve the visitor a fine dinner. Ve ziyaretçiye iyi bir akşam yemeği serve. Yine kelime listemizde var. Sunmasını rica etti eşinden. Hanım hanım şu ördeği pişiriverdi. Ziyaretçimize fine bir dinner sunalım demiş. The next day, sonraki gün, another visitor arrived. Another diğer bir e, ziyaretçi geldi tamam. I am the friend, aha bu, bak şimdi. <laughs> I am the friend of the man. Ofu hatırla, kendisinden sonra gelen ifadeye nın nın anlamı taktığını söylemiştik. Neredesin? Of, buradasın. Bak, of. <laughs> Capital of Turkey. Tamam. Turkey of capital falan değil. Of kendisinden sonra gelen kelimeye nın nin anlamı katıyor. Ahanda böyle. Adamın arkadaşıyım ben. Ahanda bir de hu. Yine hu ne diyor burada? Ben de cümle ortasında sap gibi kullanıldım. Gördün mü diyor? Yani ben kendimden sonra gelen cümleye en an anlamı katacağım. Hangi adam kardeşim? Who brought you the duck? Sana ördeği getiren adamın adamın arkadaşıyım ben he said diyor. Dün sana ördek getirdi ya onun ben arkadaşıyım diyor. Nasreddin invited him in. Nasreddin onu içeri davet etti. And gave him a good meal. Ve ona iyi bir yemek yedirdi. İyi bir yemek verdi kardeş. The next day. Bir sonraki gün. Another visitor arrived. Diğer bir ziyaretçi geldi. And said. Aha, ve dedi ki. He was the friend of the friend of the man who brought the duck. Bak. Ee, ördeği getiren adamın ın, tamam ofuk yakaladım Ördeği getiren yine en an, an. Ördeği getiren adamın ıı, arkadaşının arkadaşı olduğunu söyledi. Ördeği getiren adamın arkadaşının arkadaşıyım ben demiş. Again tekrardan Nasrettin invited him in for a meal. Nasrettin de yemek yiyelim diye adamı içeri davet etti. However lakin ancak fakat He was getting angry. Ne dedim? Get sihirli dedim. Angry, sinirli. Get angry, sinirlenmek. Sinirleni yordu. Sinirleniyordu. Then another, another visitor came. Sonra diğer bir ziyaretçi geldi and said ve dedi ki al işte uh, He was the friend of the friend of the friend of the man who brought the duck. Bak ördeği getiren adamın oğlum neler yapıyorum ben ya adamın arkadaşının arkadaşının arkadaşı olduğunu söyledi. Nasrettin invited him to eat dinner with him. Hani onunla akşam yemeği yemesi için bak yine for değil to çünkü yemek var. Mekmak için var. İçeri davet etti onu. His wife brought some soup to the table. Eşi ee, sofraya biraz çorba soup getirdi. Sofranın İngilizcesini bilmeyenler buyurun table. And the visitor tasted it. Ve visitor onu taste yaptı. Bir tattı şöyle ucundan. What kind of soup is this? Asked the visitor. Ulan ne çeşit bir çorba lan bu? Dedi ziyaretçi. It tastes like warm water. Sıcak su gibi bir tadı var bunun demiş. Aa said Nasreddin. Hadi ya demiş Nasreddin. Al işte. That's the soup of the soup of the soup of the duck. Bak ördeğin, ördeğin çorbasının Çorbasının çorbası bu demiş. Bak az değil. Yani bu Nasrettin Kur'an çarpsın. Kılgın Nasrettin dünyadaki ilk troll olabilir. Nasrettin and the beggar. Beggar'ı biliyorsunuz dilenci demek beg kelimesinden geliyor. Neydi o ünlü şarkı? I'm begging, begging you. Yalvarıyorum sana. Beg yalvarmak. Beggar yalvaran. Dilenci işte. One day bir gün kardeşim. Nasrettin was on the roof of his house. Bak yine of çıktı. Evinin çatısındaydı Nasrettin. He was mending a hole in the tiles. Kiremitlerdeki bir deliği. Hole. Fire in the hole. Bir deliği mend yapıyordu. Mend tamir etmek. Tamir ediyordu. He nearly finished. Nearly neredeyse bitirmişti. And he was happy with his work. Ve çalışmasından, işinden de memnundu. Suddenly Aniden he heard a voice call hello. Bak demek tamam. Hello diyen bir ses duydu. When he looked down aşağıya baktığında Nasreddin saw an old man in dirty clothes. Bu yakaladım mı abicim yapan eden anlamı verecek yine. Who was standing below aşağıda dikilen kirli kıyafetler içerisinde ihtiyar bir adam gördü. What do you want? asked Nasrettin. Ne istiyorsun lan? Dedi Nasrettin. Come down and I'll tell you called the man. Seslendi adam. İn aşağıda anlatacağım dedi. Nasrettin was annoyed. Annoyed böyle gerilmek, gergin, sinirlendi diyor yani. Gerildi diyor. But he was a polite man. Ama Nasrettin kibarcık bir adamdı. So he put down his tools. Put ne demek? Kelime listemizde var mı? Var kardeşim. Koymak. İkinci hali yine put. Üçüncü hal deput. İnanır mısın bilmiyorum. Bazen yalan söylerim çünkü. Bu yüzden he put down tool. Tool alet edevat demek. Alet edevatını yere koydu. Carefully, dikkatlice he climbed all the way down to the ground. Merdivenden yere kadar bütün yolu indi. What do you want? He asked. When he reached the ground. Zemine ulaştığında sordu. What do you want? Ne istiyorsun sen? O da ne diyor? Can you spare some money for an old beggar? Yaşlı bir dilenci için biraz para ayırabilir misin? Spare ayırmak demek arkadaşlar. Yani verebilir misin diyor yani. Sordu ihtiyar. Nasreddin thought for a minute. Nasreddin bir dakika boyunca düşündü. Bir, yani bir dakika düşündü. Then he said. Sonra dedi ki. Come with me. Benimle gel. Uyanmak demiş. Benimle gel dedi. He began climbing the ladder. Merdiven demektir. Again. Tekrar merdivene tırmanmaya başladı. The old man followed him all the way to the top. Ta tepeye kadar adam onu followed. İzledi. Takip etti. When they were both sitting on the roof. both hatırla kardeşim. Yine e, ilk konularımızdan bir tanesiydi bu. Both. Aynı all gibi yardımcıdan sonra kullanıldığını söyledim. İkisi, ikimiz, ikiniz anlamlarında idi. Ne diyorum? Bak. When Ve'nin de sadece dığında değil dinde değil iken anlamı olduğunu da söylemiştim. Hatta burada yazıyor olmalı. Değil mi? Hatırlarsan bu konuyu çatır çatır işlemiştik. Aynen bak ven. Hem iken hem de dığında dinde anlamında babacığım. İkisi de çatıda oturuyor iken. Bak gördün mü yardımcı. Hemen sonra both. İkisi de oturuyorken. Nasreddin turned to the beggar. Nasreddin şöyle dönüyor dilenciye ve no diyor. Hayır diyor. Sana para para veremem diyor. Nasreddin'imiz de bu kadar. Bu zaten yine sizin esasında kendi öğrencilerime söylüyorum. Esasında sizin döküman listenizde bulunan ve okumanız gereken bir hikayeydi. Aynı şekilde Animal Farm'da öyleydi. Aynı şekilde Oliver Twist'te öyle arkadaşlar. Bunları okumadıysanız okuyun. Onları kendi başınıza bir çevirmeye çalışın. Kurcalayın. Biraz şöyle eciş bücüş edin. Oyun hamuru gibi oynayın. Tamam. Çünkü ne diyoruz? Bu dili eğer ki motor beceri olarak öğrenmezsek sürekli böyle kanun, kural, oha şunu öğrendim işte kural bu böyle olur falan. Bu şekilde öğrenirsen patates olursun diyorduk her zaman hatırlarsanız. Tamam. Bu. Eğitimin sonlarına doğru son malum son dersimizden bir önceki ders bu cuma günü son dersimizi yapacağız arkadaşlar. Şunları gerçekten unutmayın bak bugüne kadar öğrendiğiniz bütün konular sizlere anlattığım her şey bir kenara. Şu 5 tane kural bir kenara tamam mı? Bunlar bizim için çok omelli. Gerçekten çok omelli. Asla mükemmeliyetçi olmayın. Adam sana kalkıp gelip internet zaten artık her önüne gelen İngilizce anlatıyor. Kardeşim be going to şu demek. Bunu kullanacaksın. Dediğinde ya şunu yapacaksın. Tamam okey. Ya düşünsene bak bunu tekrar anlatıyorum. Seninle 8'de buluşacağız. Saat 7.30'da ben işten çıktım. Koştur koştur evdeyim. 7.40'da gelmişsin benim kafama dayanmışsın. Ulan 8'de buluşacaktık biz seninle. Beni arıyorsun zırıl zırıl. E hadi aşağı in ben geldim. Ya oğlum. Yemek yiyeceğim ben. Telefonda adama kalkıp I am going to eat dinner. Ya bak böyle bir şey yok. Anladın mı? Böyle bir şey yok. Ya bunu böyle kısaltacaksın. I'm gonna eat dinner. Ya da zorlamadan şunu kullanacaksın. Yani bu bilmiyorum bu aşağılık psikolojisimizin nedir? Adam şundan kaçıyor bir going to kullanmaya çalışıyor. Ulan ana dili İngilizce olan adam bile kullanmıyor onu. O adam bunu söylüyor. I will eat dinner da demiyor artık. I'll eat dinner. I'll eat dinner oğlum bir dur ve kardeşim yemek yiyeceğim ya. Diyor. Bizim usta çıkıyor. E neymiş ben bir be going to şey yapıyorum. Seviyorum. Ya oğlum senin böyle bir lüksün yok. Sen yozgatlısın kardeşim. Sen yozgatlı olduğun için İngilizceye yön veremezsin. Senin bu böyle skill'lerin yok. Senin 3 tane skillin var. 1. Beden dilin var. 2. Vurgu ve tonlaman var. 3 jest ve mimiks, jest ve mimiklerin var. Tamam, sen şu ana kadar öğrendiğin İngilizceyle 3-5 kelam konuşup üstüne de bunlarla combo yaptığın anda senin anlatamayacağın dert veremeyeceğin mesaj yok. Hatırlarsanız şunlarla uğraştık bir ara. Bakın, baktığın zaman çok zor gibi geliyor. Kırmızı elbiseyi aldığın için sana kızgınım. Onu ben almak istemiştim. İşte balo'ya onu giyecektim. Senin yüzünden artık elbisem yok. İlk başta size bu çok gel zor geliyordu hatırlayın. Hatta şey demişsiniz. Hocam bunu nasıl yapalım biz? Hocam yani bu bunu nasıl çevireyim ben demiştiniz. Sonra ne yaptık? O indirgeme, asenacılık, o kıvırmasyonu öğrendik. Değil mi? Kafana gelen şeyi olduğu gibi çevirmeye çalışırsan bu ne biliyor musun? Bu çevirmenlik. Sana kardeşim bir tane de sertifika falan ayarlayalım. Sen git mütercim tercüman ol. Yeminli çevirmen ol. Bizim amacımız bu değil. Biz en basit haliyle en net şekilde karşıya mesaj vermeye çalışacağız. Bu bir dil. Bu bir araç. Ve bu aracı kullanarak bir yerden bir yere varmaya çalışacağız biz. Kafamızdaki bilgiyi karşıya ulaştırmaya çalışıyoruz. Ve bu aracı verebilmek için Bilmen gereken çok fazla şey yok. Dedim ya vites, direksiyon, pedallar. Çok fazla e, işin içine dalıp işte bu, şaftı ne bunun diferansiyeli nerede falan buralara girersen patates olursun. Mükemmeliyetçi olma. Okulda öğrendiğin İngilizce sokakta sökmez. Bakın tekrar diyorum. Sokakta dediğim böyle şeyde değil yani. İtkop'un serserinin olduğu yerlerde değil. Ana dili İngilizce olan adamla konuşmaya kalktığın zaman senin okulda öğrendiğin İngilizce sökmez kardeşim. Çünkü adam sana how are you diyor. Sen de fine thanks diyorsun ona. Fine thanks and you diyorsun. Kitap diyor ki böyle diyeceksin diyor. Ya kardeşim Allah Allah. Ya ben iyi değilim. Ben niye fine thanks diyorum adama ya? İyi değilim ben. Bu tarz tematik eğitim veren yerlerden kaç. Adama soruyorum. What's your name? Adın ne kardeşim? Bana diyor ki 50 yaşında adam. My name is Ahmet. 50 yaşında adam bunu diyor. Allah Allah ya oğlum ne my name'izi? Türkçe soruyorum adınız neydi diyorum. Ahmet diyor. Çünkü 50 yaşında. Kalkıp bana benim adım Ahmet dese komik olacak lan deli mi acaba bu manyak bu derim yani. Ne biçim konuşuyor bu derim. Ama kitap diyor ki böyle konuşacaksın. Aç Oxford'u Cambridge'i. What is your name? My name is Osman. Benim adım Osman. <laughs> Oğlum. Ya sen kardeşim yaşını başını almış bir insansın. Sana bir adını sorduğunda Ahmet diyeceksin. Ayşe diyeceksin. Adın neyse onu söyle. Değil mi? Adama soruyorum. How old are you? Kardeşim yaşın kaç? Bana diyor ki I am 30 years old. Yaşındayım demek. 30 yaşındayım diyor. Ben 30 yaşındayım diyor. Pardon. Ben 30 yaşındayım. Ya babacım. Allah Allah. 30. How old are you? 30. 30. You? Sen? Kaçar. kadar. Tamam. Okulda öğrendiğin o yüzden sokakta sökmüyor. Bu haf oluyor. Tuhaf. Kulağa hoş gelmiyor. O yüzden ne yapacağız? Kurallar her zaman çiğnenip esnetilebilir. Bunu şakır şakır beynimize yazacağız. Bu böyle olur. Aa başka asla başka türlü olmaz lan falan. Böyle diyen insanlardan kaçınacağız bunlara. Ee, ne yapmayacağız? Hani bunu ignor edeceğiz bunları. Görmezden geleceğiz. Tamam? Onun dışında İngilizce bir ders değil. Bu bir dil ve sen bu dili konuşmak için öğreniyorsun. Tamam mı? Bunun da bunu da hiçbir zaman unutma. Bu dili konuşmak zorunda olduğunu bil. Çünkü yazarak çizerek ancak ressam olursunuz. Burada ressamları aşağılamak için söylemiyorum bunu. Hani anca ressam olursun dediğim hani kinayeli bir şey var burada. Tabii ki yazarak çizerek de öyle kolay kolay ressam olunmaz. Bizim yazıyla çizili işimiz yok. Biz o yüzden bütün ödevlerimizi sesli olarak yaptık. Çünkü kağıda yazıp yolladığın ödevin sana bir katkısı yok kardeşim. Kağıda yazıp yolladığın ödev yazdın 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 yazdın. Kağıda faydası var sana yok. Hatta kağıda da zararı var yani. Biz bu yüzden ödevlerimizi sesli yaptık ki e, kafamızdaki teorik bilgiyi pratiğe dökebilelim. Çünkü sen beyninden sinyali yollayıp şu oral yapına İngilizce sesler çıkartmayı denemedikten sonra bu senin oral yapın Türkçe'ye göre, Türk diline göre, bir Doğu diline göre evrimleştiği için İngilizce gibi bir Batı dilindeki seslere, sesler buraya tuhaf geliyor. Will mesela, will. Türkçe'de var mı böyle bir ses ya? Will. İşte the the falan. Go. Oh. Bizde oh diye bir şey yok ki. Amerika, Amerika bak. Amerika. Ne a ne e. Bizim oral yapımızdan böyle sesler kolay kolay çıkmaz. Çünkü biz yedi göbek yozgatlıyız kardeşim. Bayburtluyuz. Muşluyuz biz. Vanlıyız. İzmirliyiz. Antalyalıyız. Muğlalıyız. İstanbul, Edirne, Trakyalıyız biz. Biz batılı değiliz kardeşim. Şurayı alıştıralım diye bu batı dilindeki o tuhaf sesleri alıştıralım diye sesli yapıyoruz biz ödevleri. Ya bana külfet mi külfet oturup dinliyorum 150 tane adamın ödevini. Ya alıştım artık bir buçuk iki hızda dinleyebiliyorum. Alışkanlık oldu. Bana yazıp yollasan daha iyi bakarım tık 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 hataları çizer geri yollarım. Ama öyle yaparsak da bu işin verimini alamayız. O, ulaşmak varmak istediğimiz yere varamazdık. Okay? O yüzden. Dedim ya aldığınız bütün öğrendiğiniz bütün konulardan daha önemlisi şu beşli tamam tabii ki çok önemli konular var böyle hani bir sürü konu gördük bunların en önemlisi o ilk beşli ondan sonra yardımcılar çünkü yardımcıları öğrenmeden şu anlattığım hiçbir konunun şunların falan hiçbiriyle hiçbir cacık yapamazsın bunu da bil ee, tekrar tekrar bunu dile getirmek istiyorum aa işte bizim eğitimimiz bitti God damn it. lanet olsun falan deme. E, dersler zaten kayıt altına alınmıştı. Olabilir başına bir iş gelmiştir. Derslere aktif katılamamışsındır. Ödevlerini yapamamışsındır. İşin gücün yoğunlaşmıştır. Allah korusun başına bir hastalık bir şey gelmiştir. Katılamamışsındır. Problem yok kardeşim. Dersler kayıt altında cebinde. Aç sıfırdan tekrar başla. Verdiğim ödevleri yap yolla. Aradan bir yıl geçmiş, iki yıl geçmiş fark etmez. Bana sor. Hocam bak ben ikinci dersi tekrar izliyorum. Yeni başladım. O ara bir şeyler olmuştu. Sıkıntı yok. Ya hocam şurada şöyle bir şey anlatmışız. Bunun meali. Bunun olayı ne? Ne bu hocam ne? Diye bana soru sormakta özgürsünüz. Çünkü e, bir dil öğrenmeye çalışıyorsun. Ve inan bana ana dili İngilizce olan adamlardan, dil bilimcilerden en krallarını, en iyi İngilizce bilenlerini getir. Onların da yüzde yüz ben İngilizceyi biliyorum artık diyemeyeceğini söyleyebilirim sana. Milyonlarca kelime, yüzlerce ağız, şive, lehçe bir sürü şey var. Bak ben 10 yıldır bir fiil bu işin içerisindeyim kardeşim. Ee, her gün, her Allah'ın günü benim izin günüm yok haftalık olarak. Ben her gün kursumdayım, işimdeyim, çekimdeyim. Ee, ben her gün İngilizce konuşmak zorundayım. İlla çünkü işim bu. Ben 10 yıldır bir fiil İngilizce konuşuyorum. Ee, ben karşıma benim gerçek böyle harbici bir İngiliz'i, bir İngiliz köylüsünü kardeşim benim karşıma getir. Vallahi de billahi de ben o adamla iletişim kuramam. Ben ona derim ki bak bir süre sonra onu şunu söyleyelim. Bro, shut up and slow down please. I don't understand Even a word. Bir kelime bile anlamıyorum. I am Turkish, not English. Ben Türk'üm, İngiliz değilim. Tamam, anlayacağım dilden konuşur musun derim. Tamam, hatırlayın. Ee, ya da ya düşünün, illa yaşamışsınızdır. Yani karşınızda böyle yarım yamalak Türkçe konuşan biri olursa... Atıyorum işte, sana geliyor diyor ki, abi ben şuraya nasıl giderim abi? Diyor. Şimdi sana tamam bu Türkçeyi az biliyor dediğin yerde ne yaparsın? Ee, şey konuşmaya çalışırsın değil mi böyle? Hani daha düzgün, şivesiz, lehçesiz, ağızsız böyle saf bir dil konuşmak istersin. Normalde atıyorum mesela Kütahya'da yaşadığım için söylüyorum. Eee Kütahya'da insanlar sokakta Kütahyalılar şöyle konuşur. O ne yaptın le sadıcım. mesela. Ne yaptın le sadıcım der. Atıyorum bir las ne yapaysın ne edeysin. Adanalı çıkar işte Trakyalı çıkar ne yapayım ya der. Düşün bir Trakyalısın sen. O aga ne yapayım ya falan diye konuşun. Karşındaki adamın yarım yamalak Türkçe bildiğini anlarsan o ağız ve şiveyi silersin değil mi? Ne yapıyorsun? Ne işin var burada? Gibi saf konuşursun. Şivesiz, ağızsız. Ben de onu yaparım mesela. Adama derim ki kardeşim şu ağzındaki şiveyi çıkar. Anladın mı? Şu ağızı bırak. Benle adam gibi konuş. Ben güzel kardeşim ben İngiliz köylüsü değilim. Anladın mı? Benle adam gibi konuş derim. O da ona göre konuşur. Aynı bizim de yaptığımız gibi. Bunu her millet yapar zaten. Şunu da yine çok önemli olduğunu düşündüğüm için söylemek istiyorum. Arkadaşlar iletişim sadece konuşmakla olmaz. Beden dilinizi kullanın. Türkçe'de kullanıyorsunuz. İngilizce'de kullanın. Niye kullanmıyorsunuz? Vurgu ve tonlamanızı kullanın. Kahve içmek ister misin? Do you want to drink coffee? Bunu yapma. Bunu yapma. Bak şöyle yap. Coffee. Bak. Beden dili var mı? Coffee. Bak. Elle gösteriyorum. Bir. Vurguma bak. Coffee değil. Coffee. Diyorum. Suratıma bak. Jest ve Coffee. Bak. Kaşlarımı kaldırıp onu gösteriyorum. Tamam. Bunları unutmayın sayın arkadaşlar. Cuma günü inşallah son canlı dersimizi yapacağız. Ama bu son sadece canlı dersimiz için geçerli. İçiniz rahat olsun tekrar tekrar söylememin sebebi bu. Bana her zaman her gün 7.24 soru sorup beni darlayabilirsiniz. Ben beni darlayan öğrenciyi severim. Beni darlamayan illa böyle benim biri kulağımı çeksin de ben öyle ders çalışayım. Ben öyle bir şeyler yapmaya çabalıyım diyen öğrenciden ben tiksiniyorum. Bana öğrenci beni darlayacak abi. Beni darlayacak. Bana soru soracak. Hocam bugün eğitime girdim. Selamun aleyküm. Sen bize atıyorum. Şunu dedin. Emizar dedin. Vaz dedin. Burada niye böyle yok hocam? Diyeceksin. Soracaksın. Burada niye bu böyle oldu? Sen bize hocam böyle demiştin. Bu nasıl oluyor? Bunları soracak öğrenci dedin. Tamam. Bugünlük burada kalıyoruz. Eee Derse katıldığınız için teşekkür ediyorum sizlere. Ödev olarak yeni bir ödev vermiyorum. Zaten verdiğim ödev yeterince ağırdı diye düşünüyorum. Ve e, zaten hepiniz hepsini tamamlayamamışsınız. Çok fazlaydı ödev. E, Cuma gününe kadar eksik kalan yerleri de tamamlayıp gönderirseniz bana yazılı değil. Sesli olarak müteşekkir olurum. E, ödevleri yapanların da şimdiden ağızlarına sağlık diyorum tamam. Nasrettin Hoca okumalarını paylaşır mısınız? Biz onu reji ama şimdi onlar bizim online dokümanımız ya paylaşmamız ola... paylaşmamış olabiliriz. Dokümanlara girdik yok abi. İnternette var zaten falan internettekini gir de okumaya çalış bakalım onların üzerinde öyle bir emek var ki. <laughs> www.fklengüç.com'a girdiğinizde dokümanlarda sadece bunlar var. Bunlar bizim online eğitimde verdiğimiz dokümanlardan sadece Yüzde ikisi falan. Bunları, bunlardan faydalanabilirsiniz. Eğitim içerikleri hakkında da buradan bilgi alabilirsiniz. Kayıt olmak için de buradan 1 Nisan'da şaka gibi bir eğitim başlıyor. Ee, kayıt olmak için oraya da gidebilirsiniz. Her neyse. Yine kafanıza takılan bir şey olursa 0507 155 94 43'ten bilgi alabilirsiniz rejiden. Bu rejinin numarası tamam. 15 Ocak öğrencilerim çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. Cuma günü aynı saatte aynı enerjiyle aynı sinerjiyle buluşmak üzere diyorum. Son canlı dersimizde. Kendinize çok iyi bakın. Bütün konularımız bitti. Üzerinden tekrar geçelim. Revize edelim şunu dediğiniz şeyler olduğu zaman hemen Whatsapp'tan yazıyorsunuz. Ben onların notunu alıyorum ve hayatımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tamam ödeviniz hala aynı. Onları da yapıp gönderirseniz lütfen teşekkür olacağım. Kendinize iyi bakın diyorum. İyi akşamlar diliyorum hepinize. Tekrardan hayırlı Ramazanlar. Derse katılan, dışarıdan gelen e, outsiderslara da iyi geceler diyorum arkadaşlar. See you later.